22 senedir biz burada çalıştık, emek verdik. Komşu olarak ben o içindeki insanları tanıyorum. Biz çok iyiydik, bir aile gibiydik. Kentsel dönüşüme girdiği zaman onlar her biri bir tarafa gitti. İnşallah haklarını alırlar. İnsanlar direndi. Yıkmama taraftarıydılar. Yıkmak istemiyordular ve binalar sağlandı. Depreme karşı dayanıksız diye rapor çıkarttılar ama öyle hiçbir şey yoktu. Yani gerçekten bak, iki aydır uğraşıyorlar, üç ay hatta. Halen o molozları, o demirleri birbirinden çıkartamadılar. Sadece belediye başkanı buraya göz diktiği için burayı ele almak istedi. İnsanların elektrik sularını kestiler, çok mağdur ettiler. Yani hasta vardı, yaşlı vardı, ne bileyim, yani insanlar gerçekten zor günler geçirdi. Parklarda kaldılar. Küba mahallesinde gecekondulardayım, 22 senedir orada oturuyorum. Bizimki de yıkılacak ama ne zaman bilmiyoruz. İnşallah bizi mağdur etmeden haklarımızı verirler. Tek dileğimiz o, yani haklarımızı versinler. Evi boşaltalı 3 ay oldu. İşte bu harfiyatı kaldırmaları da iki hafta oluyor, bir hafta oluyor. Zaten biz 20 yıldır diyorlardı, yani burası kentsel dönüşüm olacak, kentsel dönüşüm olacak diye söyleniyordu. Halkın ağzında vardı yani 20 yıldır. Hani hep bir söylenti vardı yani. Burası kentsel dönüşüm olacak, kentsel dönüşüm olacak diye. Yani en sonunda diye yaptılar yani. Şimdi kardeşimin eşinin evi var, kiralıktı. Onu kiracıyı çıkardık. Orada oturuyoruz. Hani o olmasa biz dışarıdaydık. Yani 6 milyar, 7 milyar biz nereden verelim maaş? Ben işsizim yani. Annemin bir emeklisi var. İşte o emekliyi de yok, nasıl verecektik yani 6-7 milyarı? En düşük 6 milyar yani kira. Kiralar acayip fahiş fiyat arttı yani. Bunlar mesela bu 2 milyar yardım veriyorlar. 2 milyar, 6 milyar, en düşük 6 milyar tutsak 2 milyar, 4 milyar kalıyor. 4 milyar zaten maaş. Bizim maaşımız. Hiçbir şey yiyip içemeyeceğiz yani. 18 ayla 24 ay arası dediler. Yani bir ay önce yapısını da geçelim yani. Başka şey yok. 180 milyar borçlandırıyorlar işte. Yani onu taksit ödeyeceğiz. Değiliz ama işte ödemeye çalışacağız. Başka çare yok. Ben 82'den beri buradayım. Bahçe vardı, şey vardı. Yani ya üzülmez mi? Yani bizim çocukluğumuz şeyimiz burada geçti yani ya. Üzüldük mü? Mazilerde oturuyorum. Kentsel dönüşümle bu 5-6 senede çok mücadele vardı burada. Burası çok olaylar oldu, haberler, kanallara çıktı bütün. Ama hiç halkın dediği olmadı. Gene bildiği oldu yani. Biz de dedik yani belediye bildiğini yapar. Yıktılar, millet sersefil gitti. Hadi kentsel dönüşüm olsun istedi. Şartlarda onlar net imza atmadıkları için güvenemediler. Farkını almasın, hani herkes alır ama şeyi çok burada, yer çok, alan çok, belediye imar isken gecekondu müdürlüğüne ait olduğu için. Bir de burada 400 tane tapusuz da ev var. O ne olacak acaba, onu anlamadım. Yani insanlar oturuyor, tapusu yok. O 400 ev nereye gidecek? Belediyenin ihmalkarlığı var. Olayından ağlıyor. Geçen 4 milyar diyor. Ya ben emekliyim diyor. 4 milyar ben nasıl ödeyeceğim?